Evet, Adalet Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda A-Devlet'e girişlerde artık HES kodu sorgulaması yapılıyor. Aslında HES kodu almak son derece kolay. E-Devlet'ten ya da HES uygulamasından, mobil uygulamadan bunu almak mümkün. İşte A-Devlet'e girerken kapıdaki güvenlik görevlileri, polisler, vatandaşlar içe giriş çıkışlar girerken HES kodlarını soruyor. Eğer HES kodları yoksa bunun almaları çok kolay olduğu için hemen almalarını sağlıyorlar. Ve risk olursa da içeri almıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında burası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi. Buraya günde yüzlerce belki binlerce insan giriş çıkış yapıyor. Dolayısıyla burada HES kodu uygulaması ve koronavirüs önlemleri son derece önem arz ediyor. Çünkü burada giriş çıkışlar çok fazla ve vatandaş çok sık kullandığı bir yer. Bugün şu anda güvenlik görevlileri telefon üzerinden, mobil uygulama üzerinden vatandaşları, içe girmek isteyenlerin HES kodlarını sorguluyorlar ve bir risk yoksa içeri alıyorlar. Eğer bir risk varsa da sağlık kuruluşuna yönlendiriliyorlar. Ve kapıda bazen tabii kuyruklar oluşabiliyor ama bu HES kodu uygulaması çok önemli. Çünkü içeriye tamamen sağlıklı, ateşi olmayan, koronavirüs riski teşkil etmeyen insanların girmesi gerekiyor. Ve şu anda güvenlik görevlileri kapıda yoğun bir şekilde vatandaş HES kodlarını sorguluyor. Kare kodlarını okutuyorlar. Ve dediğim gibi E-Devlet üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bu kodları almak son derece kolay. Ve kesinlikle artık Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda adliyede giriş çıkışlarda, girişlerde HES kodsuz giriş yapılamayacak. Ve bu kodu çok kısa bir süre almaları mümkün. Ve sorgulamalar devam ediyor. Ve HES kodlarında risk bulunmayanlar içeriye alınıyor. İşleri hallettikten sonra da çıkışları sağlanıyor diyelim ve sözü size bırakalım. Aşı süreci.